Herkese merhaba, selamun aleyküm. Bizler kahvaltımızı yaptık. Ben sobayı falan içine kömürün odununu koydum. Hava da soğuk. Şu tepsilerin falan o arada yıkadım. Şimdi çamaşırlarım çıktı, onları asacağım. Annem de yukarıda hangar yapıyor. Dünden kalan kek 2 dilim. Sen yedin mi asistinden sabah? Ve yemiş. Yemiş. Yedim. Benim çiçeğim yemiş. Aferin kızıma. Böyle kahvaltılıklarımı koyuyorum. Geçen hafta ben tepeğini nerede? Kafa benim şeye gitti. Hangar götürdüm ya. Bizim yöresel yemeğimiz. Annem gel, o zaman babam da istemişti. Bizim de devamlı her 10 günde bir, 2 haftada bir, ayda 2 defa yaptığımız bir yöresel yemeğimiz. Annem yukarıda hangal yapıyor, size onu da çekerim. Şöyle bulaşıkları bir şeyini alayım. Şöyle. Şimdi çamaşırlarımı atacağım. Biliyorsunuz günlerden cumartesi ve ne yapmak lazım? Çocukların eşyalarını asacağım. Ve ben banyoyu, tuvaleti falan temizledim. Deterjan falan döktüm. Üzerime onun için deterjanlı bir pantolonum var. Hep bunu giyiyorum. Zaten değdi bile. Sobanın üzerine çamaşırlarımı asacağım. Ev sıcak. Annem yakar. Ben gidiyorum. Nereye gidiyorum biliyorsunuz. Pazara. Ben pazarı toplamaya gidiyorum. Hava da çok soğuk. Başıma ama bu sefer bere falan takacağım birazdan. Videomu göndereceğim. O arada Enes'e biraz ders yaptım. Ben işime gideceğim. Bugün hava bir de biraz karanlık. Aha. Öyle hava. Devamlı toparlıyorum. Çocuklar da bana yardımcı olduğu için. Bunlar en sonda. Böyle. Yani akşam benim ne var? Pazarda. Tamamdır. Bir şey var. Şuradaki ipi de atayım. Buralar tamamdır. Evim temiz. Ben gelene kadar şöyle dursun aslında. Bir geç kızım, içeri doğru gidelim. Gel. Şunu ben salona koyup geleceğim. Sen geç kızım, az durdur istersen. Çekiyor mu aşkım sen beni? İstersen tripoda yoruldum. Dur o zaman durdurayım 2 dakika. Ben herkese merhaba dedim mi? Selam dedim dedim mi? Vallahi. Ay çok vallahi o kadar sabahtan beri işimle gücümle uğraşıyorum. Çarşıya gideceğim diye. Şunları da şöyle asayım. Hemen kuruyor. Ev öyle sıcak ki direkt. İşte Nurten ve Ufuk'un hayatı bu da. Nurten'in hayatı bu. Ufuk işte. Ben de böyle. İşte çamaşırlarımızı mecbur. Dedim ya bugün cumartesi. Bu ben gelene kadar kurur. Yarın kalkarım. Çocukların banyosudur. Ondan sonra çantalarınıdır. Odur budur derken ne yapacağız? Mecbur. Biliyorsunuz benim sobam buradan yapıyorum. Her tarafım ısınıyor. Onun için Aslı'nınkilerini asayım da şöyle şunlardan. Aslı!
geçireyim yatak odanın kapısının üstüne. Efendim çıkartamam aşkım. Seni çıkartamam. Dün çıktın yeter. Benimle nasıl konuşuyor size anlatamam. Ben gittim Enes'in yatağının üstünde duruyor. Gittim hiçbiriyle konuşmuyordu. Benle nasıl konuşuyor? Diyorum limonu sevmiyorsun değil mi? Böyle yapıyor. Limon istemiyorum diyor. Limon istemediğini söylüyor. Bir de ben çok çamaşır koymam hiçbir zaman makineye. Bir de zaten kuru, çok ıslak da değil. Annem bunları böyle biraz şey oldu mu alıyor. Ha diyeceksiniz çamaşırlığın falan yok mu? Çamaşırlığım da var. Ama sobanın üzerinde ben gelene kadar oluyor. Şöyle dursun. Ondan sonra ütümü de yarın, ya akşamdan yapıyorum. Ya biliyorsunuz pazar günleri yaparken size de gösteriyorum. Bunun da kuruması lazım. Artık böyle şapkalı giydiriyorum beni sokula gidince. Üşüyor ablaları. Şu anda bile rahatsız. İçeride nasıl öksürüyor. Dedim ya bazen de rahatsızlık olduğu için onun çok öksürüyor. Sobamızı diyorum ya sobamızı çırpmıştık. Yani şeyle çırpmıştık nereden çıktı. Allah'ım kafam nasıl karışık. Ben bir yere giderken böyle oluyorum. Makineyle çektirmiştik. O videomu görseydiniz diyorum ya sinir çok güzeldi. O kadar güzeldi ki size anlatamam. Full eşofmanı. Bunu da götürürüm oraya asam. Vallahi ben böyleyim doğal. Şimdi yani bunun dışında başka bir şey yok yani böyle. Gördüğünüz mutfaklarımı toparladım. Evlerim tertemiz. Ama pazartesi veya salı siz süpürebiliriz. Bu da kızımın forması. Biraz şöyle. Çamaşırın çıkmasını bekledim. Bu da oğlumu okula giderken giydiriyorum yine. Önemli olanları buraya asıyorum. Böyle annem buradan kurudumu alır. Annem yukarıda hangar yapıyor. Gideyim onu da bir ara bir çekelim sizde. Fileni de atalım. Evim öyle sıcak ki size anlatamam. Dün akşamdan yaktığım. Bu da benim penyem. Ben bu renk penyelerinden benim çok vardır. Böyle vardır, takımdır, teyzem dikmiş. Ondan sonra böyle penyelerim, bu renk çok var. Siyahım çok var. Bakayım görünüyor muyum ben? Hiç bilmiyorum ki. He. Biraz şöyle yapayım mı? Şekil yapayım. Ben kendime. Siyah çok kullanırım, beyaz. Hepsinden üçer dörder tane vardır benim. Ben evde çok sade giyinmeyi daha çok severim. Böyle rahat olmam lazım evde. Ama tabii ki şimdi işe giderken ne yapacağım? Eşofman giyeceğim. Siyah eşofman. Bot giyeceğim şuradan şöyle. Ondan sonra içeriden ya bu yeleğim durur, bu yeleğim böyle durur, bu da böyle durur. Üzerine sadece mont takacağım. Bir de bere takacağım kafama. Siyah veya beyaz. Böyle. Hamşar gelmeye kınalar denemiş gardan evinde bir daha köreydim melek yüzüne Gülendam ah Gülendam bu devran bu devran ah zalim bu devran taşmaz içini bir garip kervan. Ne yaptım biliyor musunuz? Sobanın arkasına böyle çoraplarımı asıyorum. Ha ha böyle işte. Ay böyle güzel bir şey var mı? Sobanız yanıyor. Bir kere bir atıyorum. Her taraf açık. Ha zor oluyor. Temizlenmesi zor oluyor. Birçok şekilde tabii ki de zor oluyor. Şöyle bakayım. Görünüyor mu ben ya? Böyle işte uğraşıyorum.
Belki olabilir ama olsun. Seviyorum. Boş durmaktansa, başka şeylerle ilgilenmektense. Böyle daha güzel oluyor. İşte bugün mutluyum. Yine pazarım var. Gideceğim, toplayacağım. Su içmeyeceğim. Söz boğazım ağrımasın diye. Ondan sonra böyle işte uğraşıyorum. Bugün çocuklar hangel yiyecekler. Bizim Aslı Enes çok seviyor. Biz Karslılar çok sevdik hangeli. Geçen yapmıştım diyorum ya. Hepsini annem dedi oraya götür kızım dedi. Götürdüm, hepimiz de orada yedik. Çok da güzeldi. Böyle olsun dedi. Ayıptır dedi. İnsanlar geldi. Kaç kişi yedik biliyor musunuz orada? Gelen bir çatal aldı. Gelen bir çatal aldı. Böyle yani. Güzeldi de. Böyle ablanın kızı ilk defa yediği halde çok güzeldi. Çok sevdi. Böyle helal hoşlar olsun. Öyle işte. Şimdi şey yapalım. Annemi de biraz çekeyim size. Tamam. Çamaşırlarımız da bitti. Şöyle işte. Kapının buraya bunları koydum. Biraz aralıklı soğuk geliyor diye. Çok sıcak olunca tabii açıyorum. Şey yapmıyorum ama. Böyle işte. Kayışı böyle. Kayışı. Sen suyun içine yem mi döktün? Bunlar yemi yere döküp yerden yiyorlar. Onu da söyleyeyim. Ne oldu aşkım? Ne oldu oğlucuğum? Bu limon. Limon. Kartopun yanına gidiyor. Diyor ki benim kafamı karışıyor. Bizim kartof da ister mi? Hayır. Benim oğlum da burada. Niye kaçıyorsun sen kışta? Niye kaçıyorsun sen o kışta? He kışım? He kışım sen de mi benimle konuşmak istiyorsun? He kışım? Dünyalarım benim bunlar. Dünyalarım. Geliyor beni gıdıkla diyor abla. Beni gıdıkla gıdıkla. Kafanı 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 yiyeyim. Kafanı 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 yiyeyim. Kâkülanım, kâkülanım. Aşkım benim, kâkülleri var benim gelinimin. Hiç şey yaramaz. Sadece çingen gibi bağlı. Cadı. Efendim kızım, bu da benim oğlum kartop. Yakışıklım, yakışıklım. Bunlar benim dünyam. Çok seviyorum. Efendim. Nedir anneciğim? Gel. Gel konuşalım, gel. Bak bak bak, orayı sıkıyor şimdi bak. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu annem? Ne oldu? Kıdıklayayım güz gör. Bakın kıdıklayayım görün. Bakın. Kıdıklayayım gür. Kıdıklayayım. Gülsene. Kız nereye gidiyor bak. Gidiyor, kaçıyor. Yakalayamıyorum. Bir de kameraya koy. Hadi böyle işte. Çok seviyorum ben çocuklarımı. Çok seviyorum. Aşkım. Böyle işte. Aşağıya şöyle düzelteyim. Şöyle. Kapıların üstüne asıyorum böyle. Kuruyacak bunlar. Zaten kurular. Çok hani şey diyorlar. Makinem çok güzel çıkartıyor. Böyle gidelim bakalım benim anam ne yapıyor. Burada da şeyler var. Devam edeceğim çorapları asmaya. Böyle işte. Hadi gelin anneme gidelim. Böyle. Biz merdivenlere dedim ya. Ayakkabıyı da çıkmıyoruz. Size şöyle biraz da doğa göstereyim. Hava çok soğuk biliyor musunuz? Kar yağacak gibi şey var. Kar da yağmur. Bu da bizim dağımız. Allah sana şükür. Yapraklara bakın. Ay ne güzel. Böyle işte. Gidelim bakalım anam ne yapmış. Anne, herkese bir merhaba de. Merhaba, herkese günaydın. Selamünaleyküm. Anne, sizin lamba nereden geliyor? Az bir şey. Az bir şey açak geldim ama anam hangi açır? Anamın düzenli görürsünüz mü? Temizdir, temiz. Ha bu var ya bu. Anasına bak, kızına bak. Annem hangel açır? İndi de özlerini açırlar. Bize yapırlar. Kızım gelir, yorulur, karton plastik topluyor. Yemek gayrım, gelsin saat 11'de yesin demir. Kivilerimizi nasıl budamışlar? Allah'ım! Anne bu kivilerde halkal mı var anne? Yoksun acığım, yok. Anne bu kivilerde hiç beçereden ne üçe dal kalıp.
Bu da ördek. Suna kurdalını yesinler canım. İyi deyip sen. Görürsünüz mü biz hamımız öyle Karsıca konuşuruz. Bu da böyle görüntümüz. Annem gökdelende oturur. Böyle. Dur ya, tavuklarımı size yakından göstereyim. Kızım bak, hemen bana bakıyor. Anneçinin sesini duydu. Ördek. Neredesin ördek? Ördek. Bak 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 bak. Bakın bakın. Anneçinin kızı. Birce bu yumurtluyor zaten. Burada bir firarda biri var, civciv. Gidiyor, her yeri geziyor, sonra evine geri dönüyor. Biliyor musunuz? Ha, bu da benim kızım. Bakın geziyor her yeri. Buna laf söylemek yok. Bakalım neler yapıyor. Annem oturmaya geldi. Yine kahve var, ne çay var. Her yeri sermiş kenarlara dökülmesin diye. Ha, ne örürsen ayağını. Hele. Gaza vurmuş. Aslı'ya yele örür. Aslı da yelek giyinmekten. Örmen giyinerim. Benim annem örüyor. Bakın benim anam örüyor. Bunu gördünüz mü? Çok güzel. Sen öl, ben bunu giyinerim anne. Evet. Taneymiş. Biraz iş kesilmeye. Nasıl kesilmeye? Üç tane bize dökeceğim. İki tane sağa vereceğim, bir tane uzana çıktı. Anne biz çok yemeyiz anne. Belli olmaz. Ben her şey gelince yaparım. Siz hazır zaten. Aslı birini yemez, Enes birini yemez anne. Şunu dökeceğim işte. Çoktu. Ha, onların hepsini bir arada yesinler. Götür tök, bizde ser. Bizde yiyin Efe'yi. Tök tepsiyi götür, bizde sıcakta sobada. Bakın annemin evi, bak doğalgaz yanıyor mu anne şimdi? Hayır. Annemin evi sıcak çünkü ben yaktığım için annemin evi de sıcak oluyor. 4 saat yakıyor. Annem abi. Evet, annemin evi çok sıcak şu anda. Cam açık kalmış. Oo. Ha. İyi ki donmuyorsunuz. Ozan değil, Ozan üstünü açmıştı geçen. Niye açmış? Niye camı niye açtınız ki? Açık da sigara iç, baban diyesinden açık. Ha, şeydi, evi şu anda gerçekten sıcak. Ben annemin evi soğuktur diye gelmiyorum anneme ben. Vallahi çok sıcak. De Çorlu da alıştık biz soğuğa. Eskiden sobalıydı. Şimdi sizde duran böyle. Şimdi nasıl üstte kalın? Güzeldi. Allah sana şükür. Bıçağın var mı? Var. Verdin mi? Şey yapalım ya. Ben etli ekmek çok yapıyorum. Etli ekmek yapalım. İlk videomun başlarında çok yapmışım. Etli ekmek. Şey, ha, kete yapacakmış. Kete şey, un bende çok var. Ya alayım mı bir tane daha sana ya? Yok, yok. Var üç tane getir. Ben yapalım. Sen bir iyiler. Şimdi... Tamam, kete yapalım. Salı veya çarşamba. Bir tane süt aldırın da bana. Sütle kuru olur aslında. Ben yağına yoğurt kat. Ben sana şimdi tarifi biraz farklı göstereceğim anne. Biraz daha böyle kıtır kıtır olacak. Baklava şeyi gibi. Şimdi ne ağır göre anne. Annem ben oraları topladım. Ettim geldim şey yaptım, hele hamur yoğurur. Biz bunu çok yoğururuz. Bir saat bak kesin. Çok büyük de olmayacak. Çok küçük de olmuş. Bakın tane tane, gördün mü? Bakın. Bakın. Şey. Hiç de onunla yapmam. Yoğurarken. Unlamaz annem fazla. Zorla yoğuruyor. Bakın çok zor oldu. Ama içine nasıl olmuştu makinalı şey aparatı. Çoğu insan yapamıyormuş onunla. Ben ilk defa yaptım. Hep elimle kapatıyordum ama hoşuma da gitti yani. Hoş bir şey.
Böyle işte annem böyle. Bakın hiç yakışmaz, gördün mü? Tek tek. Götür onu böyle. Şimdi bunu böyle yapıyorum. Biraz demler sağlıyorum. Güzel kabarsın. Anne gördüler yoğuruşumuzu, şeyimizi, kesişimizi. Ben kapatayım artık. Saatim geliyor. Bu video giderken Enes'in derslerini yaptırayım ben. Ne yapıyoruz? Herkese Allah'a emanet olun. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın. Kapanış annemle yapalım. Ah, öyle işte. Bir dahaki de bir güzel türkü söyleyeceğim onlara. Bu hele yalana bak. Annem türkü söylemez, nenem olaydı, Allah rahmet eylesin. Annem türkü söyleyeceğim ona. Vallahi mı? Ha. Ha, annem türkü söyleyecek size, tamam. Hadi biz aile Ceyhan'ımız türkücüyüz. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun. Evet, abone olmayı unutmayın. Allah hepimizden razı olsun. Evimize şenliği, sağlığı, sıhhat, her şeyi korktuğunuzdan korusun. Hoşça kalın. Evet, Nurten Vufuk'un hayatında kalın. Beğeni tuşlarına basmayı, like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Hoşça kalın.